Dün akşam verilen Altın Kelebek ödülleri bu yıl herkesi şoka uğrattı. Daha önceki yıllar tarafsızca verilen ödül töreninin daha ilk başlarında bir tuhaflık olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. İlk skandal en iyi erkek haber sunucu ödülünde yaşandı. Herkes Türkiye'nin en çok izlediği, reyting rekorları kıran farklı sunum ve tarzıyla Fatih Portakal'ın ödül almasını beklerken, ödülü kazananın taraflı ve yalın sunumuyla ATV haber sunucusu Cem Öğretir olduğunu öğrendi. İzleyenlerin Twitter'dan ateş püskürdüğü ödül töreninin en büyük eleştirilen konularından biri ise izleyenlerin severek takip ettiği Avlu dizisinde hiç yer verilmemesiydi. Aynı zamanda oyunculuğuyla herkesi büyüleyen Demet Evgar'a en iyi kadın oyuncu ödülünün verilmemesi oldu. Yaşanılan tuhaflıklardan bir diğeri de bazı sanatçıların beklenmeyen kategorilerdeki yeriydi. Mesela Mahmut Orhan gibi oldukça başarılı bir aranjör ve sanatçıya en iyi DJ ödülü verilmesi ve yılın pop kadın alanında ödül verilmesi gereken Sıla'ya onur ödülü verilmesi gibi. Tuhaflıklar bununla sınırlı değildi. Sezen Aksu gibi bir sanatçının adının bile anılmadığı bir ödül töreni oldu. 2018'de her yerde şarkıları çalınan bestekar Yıldız Tilbe'ye ödül verildikten sonra şarkı söyletilmemesi eleştirilen diğer konulardan biri oldu. Eleştirilen en büyük ödüllerden birisi ise en iyi klip ödülü oldu. Herkes ekranda bu yıl klipleri çokça konuşulan, anlamlı klipleri sayesinde sosyal medyada en çok takdir edilen Mabel Matiz'i beklerken, ödül Hadise'nin bir metro istasyonunda çektiği Farkımız Var klibine verildi. Yılın şarkısı ödülü de herkesi şaşırtan diğer bir ödüldü. Zira yılın şarkısı genelde herkesin bildiği, ezbere söylediği, yılın en çok dinlenen şarkısına verilirdi. Fakat Gazap ismin Heyecanı Yok şarkısına verildi. Sosyal medyada eleştirilen diğer bir konu da Gülse Birsel'in herhangi bir ödüle layık görülmemesi. Twitter'da oldukça tepki toplayan bu olaylar izleyenleri oldukça üzdü. Sonuç olarak bu yıl 45.'si düzenlenen Altın Kelebek ödülleri izleyenleri oldukça üzdü ve soru işaretleri bıraktı. 44 yıldır hiç eleştirilmeyen ödül törenindeki bu zıtlıklar önümüzdeki yıllar aşılır mı bilinmez. Ama bu ödül töreni daha uzun haftalarca konuşulacağı benziyor. Sizler de ödül alması gerektiğini düşündüğünüz sanatçıları ve yanlış verildiğini düşündüğünüz ödülleri video altında belirtebilirsiniz. Yaşamdan Haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.